Nurdağ, Gaziantep'in Nurdağ ilçesi, özellikle bölgede birçok evin binanın yıkıldığını bilmekteyiz. Hali hazırda enkaz altında olanlar var. Az önce Mehmet Akbulut, 32 yaşında kendisi çıktı. Durumu iyi, ilk müdahalesi yapıldı. Yeni gelecek haberlerle birlikte umarız karşınızda oluruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Sağ olun. Teşekkür ederiz Mert Acalioğlu. Şimdi bir görüntü gelecek. O görüntüyü birazcık anlatmaya çalışacağım ama hızlı bir duyuru yapacağım. Çalışmaları sürdüğü apartmanlardan biri de Uğur Mumcu Caddesi Odabaşı Mahallesi'ndeki Kanguru Sokak'ta 2 numaralı Özgür Apartmanı. Burada ekipler çalışmayı sürdürüyor ama daha hızlanabilmek için uzun bomlu kıskaç lazım diye yazmışlar. Teknik tabir çok iyi bilmiyorum ama eğer bu aletten varsa ve yakındaysanız ve boştaysa lütfen dediğim noktaya, yani Kanguru Sokak Özgür Apartmanı'na, Odabaşı Mahallesi'ne lütfen ulaştırınız. Ben de bu sesi duyurmuş olayım. Şimdi görüntü de gelsin. O görüntüyü de bir görelim, anlatmaya çalışalım. Her saat farklı şeyleri görüyoruz. 110 saattir Türkiye sıkıntıyı, acıyı bir yandan yaşıyor, görüyor. Hemen sol İskenderun'da, Hatay'da yeni bir vatandaşımız dışarıya çıkarılıyor ama şundan da olabilir. Neden battaniyeler üzerine tutuluyor diye soruldu. Hala yağmur yağıyor mu çocuklar burada? Bugün Hatay akşam üzeri, biz yayına başlamadan önce yağmur, bir zaten bulutlar kendini gösteriyordu, çok güçlü değil ama bizim bulunduğumuz yere biraz serpiştirdi geçti. Belki orada dışarıya kadar geldiyse ıslanmaması için yapılıyor oluyor diye düşünüyorum. O çerçevelemenin sadece bir tahmin tabii ki. Zaten zorlu bir süreç tamamlanırken dışarıya daha da fazla üşütmeden çıkmak için bu kapatma halinin olduğunu tahminen söyleyebiliriz. İşte bahsettiğim görüntü bu. Umalım ki sağ salim buradan da bir canımızı çıkartalım, çıkartmış olalım. Diğer türlü bir diğer ihtimal, çok yara beri almış olma ihtimali ve battaniyeye sarılamadan çıkarılma ihtimali, ama o düşük bir ihtimal gibi görünüyor. İnşallah yeni bir hayat mücadelesinin kazanıldığı bilgisini aktarabiliriz bu anların sonrasında. Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya en ağır yıkımı, en ağır darbeleri alan illerimiz. Adana'da da, Osmaniye'de de, Şanlıurfa'da da, Kilis'te de benzer manzaraların daha küçük boyutlularını gördük. Ama acının çok daha yoğun, büyük olduğu noktalar hiç kuşkusuz önde saydığım iller. Hatay'da sanırım bunun içinde en önde gelecek ya il olacak ya ikincisi olacak. Gerçekten burada hem Antakya merkezde hem ilçelerde maalesef çok ama çok büyük bir yıkım söz konusu. Yerin 3 metre kaydığı, derin yarıkların oluştuğu, derelerin Hassa'da mesela akan derenin üzerindeki fay hattı yıkılınca, açılınca dere kaybolmuş efendim. Su ortada yok. İnanılmaz bir şeyden bahsediyoruz açıkçası. Her boyutuyla İskenderun'da denizin karaya çıkması, devamında yaşananlar, her biri afetin boyutlarını, çeşitliliğini o anlatmaya aslında yetiyor ama çıplak gözle görmedikçe de gerçekten neyin tam olarak yaşandığını anlamak da sanırım güç. Biz parça parça enkazları gösterebiliyoruz, caddeleri gösterebiliyoruz ama şehirlerin büyük bölümü maalesef ki aynı durumda. Bazı mahalleler yok olmuş durumda, dev binalar yok olmuş durumda. Evet, ısıtıcı folyo sanırım sarıldı. İnşallah bir sağ olarak bir vatandaşımız daha 110. saatte çıkarılıyor ve de inşallah ambulansa. Evet. Hadi buna da bakalım inşallah. Evet, o folyonun gitmiş olması sevindirici. İnşallah sağ salim çıktı ve bundan sonra da hastanedeki tedavisi de daha iyi olsun.
Hemen o noktadaki muhabir arkadaşımıza da dönelim. Seni dinliyoruz kardeşim. Evet arkadaşlarım, beni de teyit ettiler. Zaten o ısıtıcı folyo. Evet, ısıtıcı folyo güzel, iyiye işaret. Çünkü hayatta demek sıcak tutulmaya çalışılıyor demek. Zaten arkadaşlarım daha yakından baktıklarında konuşabildiğini de tespit etmişler. Şükürler olsun. Çalışmalar devam ediyor. Daha da inşallah bunun gibi çok büyük bir yıkımın, çok büyük bir kaybın içinde inşallah daha fazlasını da duyuracağız. İşte şu anda da ambulansa iletiliyor.